Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayınız, yeni videolardan haberdar olmak için. Evet, bu videomda güzellik kavramından bahsedeceğim. İnsanlar neden güzelliğe ve yakışıklılığa önem verirler? Bu konu hakkında konuşacağım. Evet, güzellik şudur. Türkçe güzel kelimesi gözelden gelir. Göze hoş gelmesinden, göze hitap etmekten gelir sevgili izleyiciler. Güzellik, görsellik demektir. Yakışıklı kelimesi ise yakışmaktan gelir sevgili izleyiciler. Siz bir ortama gittiğinizde ya da bir markete gittiğinizde insanlar sizin direkt yüzünüze bakarlar. Yüzünüze ise direkt gözünüze bakarlar, göz temasınıza bakarlar ve ister istemez dış görünüşünüze bakarlar. Dış görünüşünüzün güzel olması sizin için hem kendiniz açısından hem de karşıdaki kişi açısından bir avantajdır. Güzelliğinize ve yakışıklılığınıza hayran kalırlar. Ve bundan çok büyük zevk alırlar sevgili izleyiciler. Neden güzelliğe önem verir sorusu ise ben bunu şu şekilde açıklayayım. Çünkü insanlar karşılarında güzel kadın ya da yakışıklı erkek görmek isterler. Bir, göze hoş geldiği için. İki, kendileriyle aşk ilişkisi düşündüğü için. Yani güzel kadınla birlikte olmak ya da yakışıklı erkekle birlikte olmak gibi durum düşündüğü için. Hatta bu birlikteliğinden bir çocuk dünyaya getirip güzel kadını ya da yakışıklı erkeği erkekten bir çocuk dünyaya getirerek genetiğini ıslah etmek isterler sevgili izleyiciler. Ve güzellik aynı zamanda yakışıklılık tanıtımlarda ve pazarlama, satış pazarlama sektöründe boy gösterir, önemlidir. Bir ürünün hızlı satılmasında güzellik ve yakışıklı kavramları %50 önemlidir. Yani güzel bir kadının elinden bir çay satışı yapmak başkadır. Yakışıklı erkeğin elinden çay satışı yapmak başkadır. Bu tabii ki kapitalizmle de alakalı. Biliyorsunuz kapitalizmde şöyle bir kavram vardır. İyi kişi ya da bu işi iyi yapacak kişi iyi satar, iyi satış yapar. Ayşe'nin satışıyla Fatma'nın satışı bir değildir. Mehmet'in satışıyla Ali'nin satışı bir değildir. İkisi arasında farklılık vardır sevgili izleyiciler. Bu hem sizin görselliğinizle, hem zekanızla, hem kültürünüzle, hem de şansınızla ilintilidir. Güzellik Allah vergisidir derler halk arasında. Ya da yakışıklılık Allah vergisidir derler. Bunların yanı sıra bilimsel açıdan güzelliği ve yakışıklılığı şu şekilde bilim açıklıyor. Güzellik ve yakışıklılık kavramı insanın bedeninin ten rengiyle göz, burun, işte dudak ve vücudun diğer bedensel oranlarıyla oran içerisinde olma durumudur sevgili izleyiciler. Ve bedeni ruhu, bedeni iyi olan kişilerin artı puan kazandıkları saptanmıştır. Yapılan araştırmalara göre. Sokakta röportaj yapsanız, ben güzel kadına ya da yakışıklı erkeğe bakmıyorum diyen kişiler yalan söylerler. Hani göze yasak yoktur kavramı vardır ya. Sokağa çıktığınız andan itibaren bir şekilde karşınıza çıkan kişiye bakarsınız. Ama güzellikte aynı zamanda şöyle bir şey var. Sadece yüz güzelliği yetmiyor. Yani görsellik yetmiyor. Bugün televizyon kanalında ya da benim şu anda yaptığım kanalda insanlar sizi izliyorlar ise inanın %50-%60 sizin güzelliğiniz için, daha sonra konuştuğunuz konular için, daha sonra verdiğiniz bilgiler için izliyorlardır. Bunlar sizin artı puanınızdır. Ya da sizi okuyorlar ise sizin hem güzelliğiniz hem yakışıklılığınız hem de yazdığınız içerik için okuyorlardır. Bunların çok çok büyük payı vardır. Yok, hayır payı yoktur diyen yalan söyler. Bir kere herkesin kendisine kendi içsel duygularını itiraf etmesi gerekir. Yani şöyle söyleyeyim.
Siz karnınız aç olduğu zaman yemek yemiyor musunuz? Hayır, benim karnım aç mı diyorsunuz? Aç değil mi diyorsunuz? Hayır, karnınız aç ve o yemeği yiyeceksiniz. Bazı şeyleri de insanların kendisine itiraf etmesi, kendisinin gerçeklerini görmesi açısından da iyidir. Bu da ayrı bir video konusu sevgili izleyiciler. Güzellik uğruna biliyorsunuz yapılan estetik ameliyatlar var. Tabii ki bunlar çok çok pahalı. Ama kesinlikle Barbie bebeğe benzemek gibi ya da başkasına benzemek gibi estetik ameliyatlar yaptırmanızı asla önermiyorum. Çünkü Allah size bir güzellik vermiş, yakışıklılık vermiş. Neden başkasına benzemeye çalışıyorsunuz? Onlar size benzesin, öyle değil mi? Sizin güzelliğiniz başka bir şey, onun yakışıklılığı başka bir şey. Yani başkasında gördüğünüz bir sarı saç ya da kızıl saç ya da pembe saç size yakışmayabilir. Ya da erkekler için diyorum, herhangi bir burun da size yakışmayabilir. Kendi bedeninizi kendinizle kabul edeceksiniz. Ancak bedeninizde hani uygun olmayan, uygun olarak görmediğiniz ve sizi rahatsız eden bazı şeyler var ise gidip estetik ameliyat yaptırabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ama güzellik uğruna da, birine benzemek uğruna da estetik ameliyat yaptırmak çok saçma ve bunlar aslında kapitalizmin dayatmalarıdır. Bunu da söyleyeyim ben size. Güzellikte doğallık önemlidir ama doğalım diye de kendine bakmamazlık da yapmamak gerekiyor. Bunun yanı sıra makyaj da yapabilirsiniz ve kendinize kişisel bakım ürünleri de kullanabilirsiniz. Yapacağınız bu makyajla ama geldiğinizde akşam yatarken mutlaka siliniz. Çok hafif bir makyaj yapıyorsanız, örnek veriyorum benim gibi, zaten çok fazla yüzünüzü silmenize gerek yok. Bir ruj, bir göz kalemiyle idare ediyorsanız, fondöten kullanmıyorsanız bunları yapmanıza gerek yoktur sevgili izleyiciler. İnsanın kendisine güzelliğini koruması için, yakışıklılığını koruması için kendisine bakması çok çok önemli. Bizi üzen insanlardan kesinlikle uzak durmalıyız bir. İkincisi, günlük olarak yürüyüşlere ağırlık vermeliyiz. Günde en az yarım saat yürümeliyiz. Hem stres atmak için hem güzelliğimizi hem yakışıklılığımızı korumak için bunları yapmalıyız. Yarım saat yürüyüşte o kadar çok kazanımlarınız olacak ki sevgili izleyiciler. Hem vücudunuza bakmış olacaksınız, hem hızlı hareket etmiş olacaksınız, hem kendinizi iyi hissetmiş olacaksınız. Hatta yolda yürürken biriyle karşılaşsanız bile ona şunu söyleyin. Ya ben yürüyordum, yürüyerek konuşsak olur mu deyin. Eğer olay çok çok önemli değilse, ciddi değilse sevgili izleyiciler. Kendinize dikkat etmeniz çok önemli. Yani şuna benziyor. Siz bir pasta yaptınız ya da bir çay yaptınız. Bu çayı nasıl içeceğinizi bilmeniz ve bu çayı hangi ölçülerde içmeye devam ettiğiniz de çok çok önemlidir. Ve buradan Türkiye'de yaşayan anne babalara da sesleniyorum. Feodaliteden, gelenekçilikten dolayı Türk anne babaları hiçbir zaman kendi kızlarının ya da kendi erkek çocuklarının güzelliğini, yakışıklılığını söylemez. Benim yavrum güzel, benim yavrum yakışıklı demez maalesef. Yanlış yapıyorsunuz. Çocuğunuza bunları söyleyin. Güzelsin yavrum deyin. Yakışıklısın yavrum deyin. Bedenine iyi bak deyin. Çünkü bedenin önemlidir, sana aittir deyin. Çünkü sen bir ortama girdiğinde güzelliğinle, yakışıklılığınla, bilginle, kültürünle, şansınla insanlar seni karşılayacaklar deyin. Kendi çocuklarınızı bu anlamda özel yeteneklerini, özel alanlarını övmekten ve onları motive etmekten çekinmeyin. Sevgilinize yakışıklısın deyin, güzelsin deyin. Sizin sevgilinizin yanında güzelsin, yakışıklısın diyorsa birisi ona, kıskançlık kavramını bir kenara bırakın. Şöyle düşünün, ya ne güzel, ben de şanslıyım, güzel bir sevgilim var, güzel biriyle çıkıyorum. Ya da yakışıklıyım, yakışıklı biriyle çıkıyorum ki benim yerimde olmak isteyen çok insan var, ona bunu söylüyorlar deyin. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Mesela çok ünlü bir kişiyle tanışmak istiyorsunuz. Kim? Paris Hilton. Paris Hilton'la tanıştınız. Şu açıdan da düşünebilir insanlar. Neden ben Paris Hilton değilim? Neden ben Paris Hilton değilim sorusuna dayanarak şöyle söyleyeyim ben size. Neden ben Paris Hilton değilim sorusunu sormayın kendinize. Şunu avantaj olarak kullanın.
Paris Hilton'la tanışmak isteyen, onunla oturmak isteyen, onunla konuşmak isteyen, aynı masada olmak isteyen o kadar çok insan var ki ben onunla muhatabım. Bu anlamda şanslıyım deyin kendinize. Evet sevgili izleyiciler, güzelliğimizin, gençliğimizin, yakışıklılığımızın kesinlikle kıymetini bilmeliyiz. Kendimize iyi bakmalıyız. Anneler babalar çocuklarınızın dış görünüşünü ve sosyal anlamdaki yapacaklarını lütfen her zaman için motive ediniz. Kıskançlığı, feodaliteyi, gelenekçiliği bir kenara bırakarak çocuklarınıza güzelse güzel deyiniz, yakışıklıysa yakışıklı deyiniz, başarılıysa başarılı deyiniz, şanslıysa şanslı deyiniz. Bunlar değilse bile olacaksın deyiniz. Motive ediniz ve motivasyon her anlamda da önemlidir. Evet sevgili izleyiciler, bu videoda güzellik, güzel kavramı, güzelliği etkileyen faktörler, toplumlar içerisinde nasıl algılandığınız, güzelliği nasıl korumanızla ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız diyorum.